Uyuşturucu ile mücadele kapsamında devam eden kökünü kurutma operasyonunun bir ayağı da İzmir'de gerçekleştirildi. CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk de o operasyona katıldı. Sabaha karşı gerçekleşen operasyon CNN Türkiye özel görüntülerle geliyor şimdi ekranlarınıza. Polis ve jandarma ekipleri Türkiye genelinde uyuşturucuyla mücadele ediyor, sık sık operasyonlar düzenliyor. Geçtiğimiz yıl kökünü kurutma operasyonu başlatılmıştı ve binlerce kişi gözaltına alınmıştı. Şu an kameraman arkadaşım Halil Kahraman'la beraber İzmir'deyiz. İzmir'de kökünü kurutma operasyonu başlatılacak dakikalar sonra. Şu an binden fazla personel ve çok sayıda ekip otosu görüyorsunuz. Hem polis hem jandarmaya ait araçları görüyorsunuz. Biraz sonra operasyon için tespit edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik o tespit edilen adreslere operasyon düzenleyecekler. Saatlerimiz 05.43'ü gösteriyor. Binden fazla personel ve çok sayıda ekip otosu intikal etmek için artık son hazırlıklarını yaptılar ve operasyonu başlatacaklar. Ve dakikalar sonra bulunduğumuz bu noktaya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da gelecek ve operasyon tam anlamıyla başlatılmış olacak. Allah yardımcınız olsun. Kolaylıklar gelsin. Dualarımız sizinle. Saatler 06.44'ü gösteriyor. Ekipler şu an tespit edilen adreslere baskın düzenlemek için gördüğünüz gibi adreslere doğru gidiyorlar. Çok büyük bir operasyon gerçekleştirecekler. Çok sayıda adres tespit edildi ve şu an gördüğünüz gibi o adreslere doğru intikal ediyorlar. Sadece polis değil, jandarma ekipleri de var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ekipleri uğurluyor. Şu an görmüş olduğunuz gibi efendim operasyonun düğmesine bastınız İzmir'den. Ne hedefleniyor bugünkü bu operasyonda? Şu anda kökünü kurutma 36. operasyonu. Son bir yılda 29.800 kişi tutuklandı. Bunlar imal ve ticaret yapanlar. Ve hedeflenen tek bir şey var. Nesillerimizi, gençlerimizi bu konuda uyuşturucuya alıştırmaya çalışanlara ve satanlara gerekli dersi verebilmek. Şimdi gidecekler. Zehirleri sattıktan sonra güya kendileri rahat uykularındayken devletin nasıl bir devlet olduğunu bizim kahraman arkadaşlarımız onlara gösterecekler. Ve İzmir'de bu kökünü kurutma operasyonunda tam 5 ay İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte koordine edilerek 236 adres, 225 kişi alınacak inşallah. Ve 5 ay takip edildi. Teknik takip. Ve bu 5 ay teknik takip sonunda bunlara yönelik dosyalar hazırlandı. Bunlar projeli operasyonlardır. Yani gördüğümüz zaman aldığımız operasyonlar değildir. Ve bu operasyonların tutuklama oranı diğer yakaladıklarımızın tutuklama oranının yaklaşık 6 kat 7 katıdır. Bazen 8 katıdır. Ve bu sahada bu işi yapanları hem caydırmaya hem de adaletin gücünü hissettirmeye yönelik operasyonlardır. Sahadaki arzı kesmeye yönelik operasyonlardır. Arzla mücadele operasyonlardır. Ben çok başarılı bir netice olacağını düşünüyorum. Her kökünü kurutma operasyonu hem uyuşturucuya indirilen büyük bir darbedir, hem de yaptığımız şehre verilen büyük bir moraldir. Hem de gençlerimizi ve gelecek nesillerimizi kurtarmaya yönelik en önemli adımlardan biridir. Onun için bunlara devam edeceğiz. Sayın Bakan, çok kalabalık. Her operasyon böyle oluyor mu? Binden fazla personel şu her an sahaya. Her operasyon böyle. Öyle yani mi? Şu anda 1472 personel sahada, gerideki personellerimiz hariç. Yani operasyonu yöneten, operasyonu koordine eden yöneticilerimiz, personellerimiz, dosyaları takip eden arkadaşlarımız hariç 1472 kişi bu 225 kişiyi ve 236 adresi almaya yönelik. Efendim, son olarak nasıl bir çağrınız olur peki? Çağrımız şu. Uyuşturucuyla mücadele. Bunu her zaman söylüyorum. Amerika ve Avrupa bu konuda pes etmiş durumdadır. Onların yaptığı bir tek şey var. Büyük uyuşturucu nakillerini yakalamak. Ama şehirlerin içerisindeki dağıtım kanallarının hiçbirisine müdahale etme kabiliyetleri söz konusu değil. Hatta uyuşturucu kullanımını serbest bırakmış durumdalar. Oysa Türkiye'de biz buna müsaade edemeyiz. Bizi bu iklime alıştırmaya çalışıyorlar. Biz bu iklimle mücadelemizi devam ettireceğiz.
ve hükümetimizin bu konudaki Sayın Cumhurbaşkanımızın ve kabinedeki bütün arkadaşlarımızın, bütün kurumdaki yöneticilerimizin, bu konuyla ilgili herkesin bu konudaki konsantrasyonu tektir. Uyuşturucunun kökünü kazıtacağız. Buna Türkiye şahit olacak, dünyada şahit olacak. Efendim şimdi siz operasyonu takip edeceksiniz. Yaklaşık galiba 1-1,5 saat sonra operasyonun neticesini kamuoyuyla paylaşacaksınız. İşte ne zaman biterse. Ne zaman biterse. Çok teşekkür ediyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyonu bizzat kendisi başlattı. Takibini de yapıyor. Bakın dakikalardır hala ekip otolarının çıkışını görüyorsunuz. Çünkü çok kalabalık bir ekip. Çok büyük bir operasyon gerçekleştiriliyor şu an İzmir'de. Kökünü kurutma operasyonunu an be an size aktarıyoruz. CNN Türk ekranlarında görüyorsunuz. Dakikalardır ekipler çıkış yapıyor bakın. Hem jandarma hem polis ve tüm birimler buradan bu operasyonu gerçekleştiriyorlar diyelim. İzmir'den sözü size bırakalım.